Heyecan yok değil mi? 15 bin yeni öğretmen eğitim öğretim hayatına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan atama sonuçlarıyla 15 bin öğretmenin görev yeri belli oldu. Evet, takip ediyoruz. Eğitim Birsen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, öğretmen ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Köse 2021-22 eğitim öğretim sezonu ikinci döneminde göreve başlayacak öğretmenlere hoş geldiniz dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kura sonucunda 15 bin yeni öğretmenimizin yerleri belirlendi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Eğitim camiasına yeni bir soluk, yeni bir nefes, yeni bir güç katılmış oldu 15 bin arkadaşımızla birlikte. Burada onları bekleyen, onlara yardımcı olacak büyük bir aileleri var. Eğitim Birsen ailesi var. Bu vesileyle hem kendilerine hem milletimize hem de öğrencilerimize bu atamanın hayırlı olmasını diliyoruz. 24 ayrı branşta atama yapıldığını hatırlatan Köse, öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili de konuştu. Sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi en yoğun alanlar bunlar. 24 ayrı branştan 15 bin arkadaşımız Türkiye'nin özellikle doğu bölgelerinde ve İstanbul'da olmak üzere göreve başlamış oldular. Kendilerine bu vesileyle hayırlı olsun diyoruz. Bir taraftan da bugünlerde öğretmenlik meslek kanunu mecliste. Onunla ilgili de öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini buradan bir defa daha açıklamak istiyorum. Basınımız vasıtasıyla, sizler vasıtasıyla defaatle biz çağrımızı hem hükümete hem siyasilere yapmıştık. Uzman ve baş öğretmen kadrolarının sürelerini atıfta bulunan Köse şunları kaydetti. Bir defaya mahsus olmak üzere 8 yılını dolduran öğretmenlerimizin uzman öğretmen, 12 yılını dolduran öğretmenlerimizin de baş öğretmen olmasının en uygun formül olacağını sendika olarak ifade etmiştik. Fakat gelinen süreçte kariyer noktasında değerlendirildiği için sınavsız bir basamak artırımının, basamak yükselmenin mümkün olmadığı ifade edilmiş ve bu teklifimiz kabul görmemişti. Yeni atanan öğretmenlere tavsiyeler veren Köse, Doğu illerinde görev yapacak öğretmenlere çağrıda bulundu. Özellikle Necmettin öğretmenimiz yakın zamanda ve Aybüke öğretmenimiz PKK'lı teröristlerce şehit edildiler. Bu arkadaşlarımız bunları bilsinler. Bizim camiamızın içinde de çok iyi, çok güzel örnekler olduğu gibi maalesef bu öğretmenlerimizi şehit eden insanlarla dirsek temasında bulunan insanlarımız da var. Girmiş oldukları ortamlarda, üye olmuş oldukları derneklerde, vakıflarda, sendikalarda bu memleketin geleceğine dair faydalı işler yapanların yerlerinde, yanlarında olmalarını ve oralara destek vermelerini arzu ederiz.